Merhabalar, şimdi çok hızlı bir şekilde risk faktörlerini gözden geçireceğiz ama önce sizi birkaç noktada uyarmam gerekiyor. Bu derste hedeflediğimiz bir takım şeyleri size aktaracağım, nelere dikkat edeceğimiz özellikle. Yalnız biliyorsunuz çağın hastalığı denilen bir hastalık var ve bu çağın hastalığı hareketsizlik ve hareketsizlik kötü beslenme ve sonuçta obezite ile beraber ortaya çıkan büyük bir sıkıntı. İşte buna metabolik sendrom deniliyor. Bu metabolik sendrom niçin önemli? Çünkü risk faktörlerimizi değerlendireceğimiz zaman başlangıç noktası bu. Her şey buradan başlıyor. Metabolik sendromda ne var? Erkeklerde bel çevresi 100'ün üzerinde olursa, kadınlarda 88'in üzerinde olursa, bozulmuş kan şekeri yani 125'in altında, 100 ile 125 arasında ise, eğer iyi huylu kolesterolümüz kadında 50'nin, erkeklerde 40'ın altındaysa tansiyonunuz 135-90'ın üzerindeyse ve trigliseritimiz yüksekse, 150'nin üzerindeyse. İşte bu metabolik sendromda şöyle bir önemi var. Bunlardan 5 tanesinden 3'ü sizde varsa siz metabolik sendromlu olarak kabul ediliyorsunuz. Bunun şu açıdan önemi var. Metabolik sendromluysanız kalp hastalığı riskiniz 2 kat, Şeker hastalığı riskiniz ise tam 5 kat artıyor. İşte başlangıç noktası bu. Onun için risklerden bahsetmeden evvel buna kısa da olsa değinmemiz uygun olabilir. Dolayısıyla kendinize de lütfen bu metabolik sendrom açısından bir bakınız. Şeker hastası olmasanız dahi. Genetics'ler olan bizim kullandığımız bir takım risk faktörleri var. Bunun içerisinde aile ama aile denince sadece anne baba ve kardeşler, evdeki kardeşler. Şeker hastalığı tabii ki çok önemli. Özellikle 65 yaş üzerinde bakın bu çok önemli. Şeker hastası olanların %68'i kalp hastalığından ölür. %18'i ise felçten ölür. Bu çok önemli. Sigarayı söylemeye gerek yok. iki kat etkiliyor. Yüksek tansiyon içinde şunu söylememiz lazım. Büyük tansiyon 2 puan, küçük tansiyon ise 1 puan yükselirse o zaman kalp krizi riskiniz de artar. Felç riskiniz de artar. Ve aynı zamanda iki kat artar. Dolayısıyla tansiyonun bu açıdan büyük bir önemi var. Cinsiyet için erkek cinsiyeti kadından daha risklidir. ama kadınlar da yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Şişmanlığı söyledik. Yaş 45'te 40'ın üzeri olarak olmaya başladı ve geldik kolesterol. E. En önemli şey burada işte kolesterol. Bakın damarı kesmişler. Sol taraftaki sağlıklı bir damar. Sağdaki ise bu gördüğünüz hasta bir damar. Bakın ortadaki kırmızı olan yer kanın geçtiği yer. Sağlıklı olana bakın kocaman damar küçücük hale gelmiş. Yani 3 milimetrelik 4 milimetrelik damar 1 milimetrenin altına inmiş durumda. Bizim kendi sistemimiz içerisinde ve bitkisel beslenmede damar tıkanıklığı için kolesterol kullanılacak en önemli kriterdir. Şimdi bunların yavaş yavaş detaylarına gireceğiz. Total kolesterol biliyorsunuz yani 200'ün üzerinde olması lazım. LDL hani 120'nin üzerindeydi sonra 110'a şimdi 100'e doğru gelmeye başladı. Ve şimdi hedef şu kolesterolü düşüreceğiz. Nereye kadar düşüreceğiz? Düşürebildiğimiz yere kadar. Hedefimiz ne? 200'e 100 kabul edersek ilk önce 180-90'a düşürmemiz lazım. Daha sonra ise total kolesterolü 150'ye kadar düşürmemiz lazım. Kötü kolesterol ise 80'in altına inmemiz lazım. Niye önemli bu 150'ye 80? Şundan dolayı bazı çalışmalarda bunun altında olan değerlerde damar tıkanıklığı hiç görülmüyor ve de çok az görülüyor. Dolayısıyla bu hedef bence son derece mantıklı. Ama artık tıkanıklığından eğer kurtulmak istiyorsak işte size hedef. Kolesterol değerlerinizi önüne koyacaksınız ve diğer değerleri de bir sonraki tetkikler bölümünde anlatacağım. Önce bitkisel beslenme, düzen, beslenme düzeni onu da teker teker göreceğiz. Egzersiz, neler yememiz gerekiyor? Takviye antioksidan ve diğer maddelerle beraber en son çare olarak da ilaç gündeme gelecek. Dolayısıyla ilaç kullanmak istemiyorsanız dediklerimizi uygulamanız gerekiyor. Teşekkürler, görüşmek üzere, hoşçakalın efendim.